got time for the bullshit, no. Suck my dick. I ain't got time for your bullshit, ho. Suck my dick. Flashing lights behind me. Merhaba arkadaşlar, ben Olcay Yaver'e hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir içerikle tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle şarap nasıl servis edilir? Bunu görüşeceğiz, konuşacağız arkadaşlar. Şarap açmanın bir şekli var. Önce şaraba sıldarsınız. Bir kardeşimiz o kadar güzel şarap servisi yapmış ki ben bile onun adına utandım. Şimdi arkadaşlar, şarap servisi nasıl yapılır? Önce buradan tırnak çakımızı çıkartıyoruz. Bu birinci kural. Şarap şişemizi arkadaşlar böyle onunla kesişerek elimize alıyoruz arkadaşlar. ₺70 şarap. Bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şarabı böyle kavruyoruz tabi önce güzelce. Böyle, tamam mı? Şöyle önce bir kesişiyoruz arkadaşlar şarapla. Böyle göz göze, sonra tırnak çakımızı sokuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir okşuyoruz tripşonu. Sonra mantarı çıkartıyoruz. Karşımızdaki müşteriye mantarı uzatıyoruz arkadaşlar. Çıkarttık. Koyduk. Şarap şişemiz arkadaşlar. Alttan tutuyoruz. Tuttuk. Ama öyle güzel tutuyoruz arkadaşlar. Şu tarz bir şişe alıyoruz ve içerisine boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar. Sonra şöyle bir çeviriyoruz tabi. Çevirdik mi? Çevirdik. Böyle biraz daha genişletiyoruz arkadaşlar. Çıkarttık. Çalkalıyoruz. Biraz daha çalkalıyoruz. Çalkaladık. Evet. Mercimek çorbamız hazır. Evet arkadaşlar. Sonra bir peçete yardımıyla şarabımızı arkadaşlar servis ediyoruz. Tabii peçetem yok. Şöyle bir bardak alıyoruz arkadaşlar. Sonra biraz daha çalkalıyoruz. Biraz da sağ elle çalkalıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz, şarabımızı bırakıyoruz. Sonra tutuyoruz. Bütün böyle çevreyi arkadaşlar gezdirdikten sonra şarabımızı kokluyoruz. Sirke kokuyor. Çalkalıyoruz arkadaşlar. Önce şöyle bir şarabımıza bakıyoruz. Yalnız şaraba bu şekil bakarak hiçbir bok anlayamayız arkadaşlar. Şarabın gerçekten lezzetli olduğunu anlayabilmek için çok iyi bir şarap gurmesi olmanız gerekiyor. O kel abimiz o kadar bir müneccim boku yemiş ki şaraba şöyle baktığı zaman nefis diyebiliyor. Migros'ta bu arada şarap 30 lira arkadaşlar. Şöyle bakıyorsunuz güzelce, ne biraz daha çalkalıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi dünya turunu yapıyoruz, böyle bir tur iki tur gezdiriyoruz arkadaşlar. Sonra şarapicino diyorsunuz arkadaşlar. 30 liralık şarabı arkadaşlar
400 liraya nasıl itelediklerini şu an keyifle izliyorum. Adeta bir bukalemun gibi dişi bukalemunu etkilemeye çalışan şarap servisi yapan abimiz adeta bütün dişi bukalemunları etkiliyor. Nefis. Evet arkadaşlar, bir şarap nasıl servis edilir öğrenmiş olduk. Böyle içeriklerin, böyle troll videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmadan geçmeyin. Ve bir like atmayı da çok görmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla ve güzel günlerde kalın arkadaşlar.